اللهم صلِّ وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله وإفضاله مدد يا حضرة الله مدد يا حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم مدد يا حضرة علي كرم الله وجهه مدد يا قبص عزم عبد القادر الجيلاني مدد يا سيد محمد روحي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Cenab-ı Hakk'ın seyidimize ikram eylediği Fıtuhat kapısında Nur suresinin 9. ayet-i kerimesinin tefsirindeyiz. Allah-u <laughs> Zülcelal her iki tarafa 7. ve 8. ayet-i kerimede şehadeti billah ile emretmişti. 6. ve 8. ayet-i kerimede şimdi ise şu ayet-i kerime inzal oluyor. Estaizu billah. Vel hamisete enne azabellahi aleyha inkane minas sadiqin. Beşinci defasında Allah'ın gazabının kendisinin üzerinde olmasın söyler eğer kocası doğru söyleyenlerdense. Efendim bu hakikatle de dersimizin aynı zamanda tefsirinde konusu azap, ...bozguncuların üzerinedir ...Hazreti Pir tefsirinde... ...bu koca hakkında şöyle der... ...kadın bunu yaptıktan sonra... ...had cezası onun üzerinden düşer... ...ve... ...birbirleriyle lanetleşenler... ...asla bir arada olamazlar... E, ...hadise gelince aralarında sonsuz bir ayrılık gerçekleşir buyuruyor. İmam Sabuni Hazretleri ise tefsirde ikinci şahıs kipinden üçüncü şahıs kipine geçiş vardır. Dolayısıyla burada müthiş bir sanat vardır. Daha şiddetli bir azarlama üzerine bu ifade kullanılmıştır der. Tefsir-i Ruhiye'de merkeze aldığımız kelime ise gazabe, gazap kelimesidir. Bu ise hakikatte kaçınılmaz hüküm olarak düşer Efendim harfi gayin belirsiz olmasına işaret ettiği gibi harfi dat ani oluşuna harfi bağda hükme işaret eder. Gayinden sonra dat geliyorsa sırası ani ve belirsiz olduğu görülür. İnsanların en acizi iftira edenlerdir. Bu kaçınılmaz bir gerçek olarak hayatımızın tam da merkezindedir. Çünkü acziyet insanın kendisinin bir başka insana karşı acziyetini hissettiği anda Rabbini unutmasına vesile olur. Rabbini unutturan o nefret bir küçük azaba dönüşür ve insan bu andan itibaren iftira eder. Gazabe kelimesi bu manasıyla intikam arzusuyla kalp kanının kabarması ve sıçraması olarak bugün Arapça lügatlarımızda yerini almaktadır. Yani o anlık öfkenin, nefretin, kinin ki seyidimizin yazmış olduğu o kitabı okumanızı hasreten yeniden belki birkaç defa okumanızı tavsiye ederiz. Nihayetinde burada insan bir anda müthiş derecede bir çukura düşüyor. Hakkın azabı önce sorumluların üzerindedir. Bizler sorumlu olduğumuz alanları öncelikle kendimizden, kendi nefsimizden temizlemeliyiz. İşaret edilen odur ki en büyük zorluklardan biri birlik üzerinedir. İnsan yakınlarıyla imtihan olur. Uzaktaki insanın imtihanı genellikle kapınızı kapatıp unutabileceğiniz bir seviyededir. Ama en yakınınızdakilerdir en zoru. Hikmet eden odur ki musaddıkları iftira edenler azaba tabidir. Çünkü bu iftiraya muhatap olanlar sıddıkiyetle Rabbine bağlanmaya gayret edenler ve sıddıklardır. O zaman bunlara karşı bu fiili işleyen herkes günün sonunda o azabı tadar. Birinci beyan ile anlamalıyız. Bakalım şu ayeti kelimenin yaşandığı devirinde tam da vahiyini inzalı olurken nasıl bir Hakikat hasıl olmuş bu tefsir ile. Bu ve önceki ayetlerle bir bütün olarak eşlerden kocanın eşi üzerinde üstünlüğü yanında kadınların korunma ve önemi ortaya çıkmıştır. Bir önceki ayette de bir nebze olsun bundan bahsediyor olmuştuk. Çünkü burada kocanın doğru söylemesi beyan ediliyor. O halde eşlerin üstünlüğü kocalardan taraf olduğu görülüyor. Bu aynı zamanda kocalara sıddıkiyet mecburiyetine daha da etkileyici bir şekilde beyan edilmesi vesile oluyor. Bilinmeli ki müşrikler eşlerine kızdıklarında bu iftira ile onları öldürülmelerini yahut o kabilenin yerin dibine geçirilmesini sağlamış olurlardı. Yani Mekke müşrikleri için bu gayet tabi bir şeydi. Bir kadından sıkıldıklarında onlara iftira eder, böylelikle onların öldürülmelerine de vesile olurlardı. İkinci beyan odur ki gazabın büyüğü musaddıkları yapılan zulümle hasıl olur. Bugün yeryüzünde o musaddıklar Rabbul Alemin'in emirlerini yaşamaya gayret edenler, Sünnet-i Muhammedi üzerine yolculuk edenler, mutasavvıflar, alimler, ulemalar, ulema ve evliyaullah'tır harf bir ilim vardır ki musaddıkların bentlerini korumaları hakkındaki hikmetle hasletler haller ve yöntemler inşallah babali derslerimizde beyan edilecektir. Efendim üçüncü beyan o ki kendilerini azaptan korumak isteyenler musaddıklarla birlikte hareket etsinler. Evet musaddıklarla beraber olmak çok kolay bir iş değildir, meşakkatlidir. Çünkü her türlü iftiraya, belaya, illete, kıllete, zillete hazır, olmak gerektirir. Ancak böyle de sadakayı cariye hasıl olur. Sadakada cari olmak mümkün olur. Bu sadık ile sadakanın tabiri kendisini Rabbül Alemin'in yolunda tabiri caizse sadaka sıddık etmiş olanlarla anlaşılmaktadır. Dördüncü beyan odur ki gazap doğruluk ve tasdikin olduğu mevkiden uzaktadır. Öyleyse bu beraber olmanın bir başka güzelliği vardır ki Cenab-ı Hakk'ın büyük kazabı indiğinde o insanlar korulurlar. O halde doğru yaşamak, tasdik üzere yaşamak ve o tasdikin merkezine Rabbül Aleminin emri ilahisini koymak ve sünnet-i Muhammediye'nin esasına göre riayet etmek edebile edebi sındakiyet ile yaşamak gerekir. El-Hawa odur ki bu ayet kelimesini 176 defa okuyan kişinin zalimin zulmünden korunacağı bilinir. Ümid edilir. Bilim dünyası için bir incelik var elbette bu ayet kelimesinde sanatta isyanın izleri ele alınacaktır. İlim dünyası için soyut kavramların insan zihnindeki metalaşmasına dikkat çekilecektir inşallah. El esas olur ki zor görünce kaçma, sadıklarla olabilmek zor ve çetin bir iştir. Cenab-ı Hak o sadıklardan biri olan seyidimizden bizleri ayırmasın. O ulemanın, evliyanın bizlere çizmiş olduğu rotadan şaşırtmasın diyelim. Cenab-ı Hakk'ın izni ayetiyle Nur Suresi'nin tefsirine devam ediyoruz. Bir dahaki ayet-i kerimede, 10. ayet-i kerimede görüşmek niyetiyle diyelim. Allah'a emanet olun, kanın sağlıcakla.